Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün size yine iğneden tabi model tasarladım arkadaşlar. Modelim şu şekilde. Evet arkadaşlar sizlere hazırladığım modelim de bu şekilde bugün. Bugün size bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Şöyle iğneden tığa karışık arkadaşlar. Her oyadan bir tane böyle yaprağı farklı modelden, ortası farklı iğne modelinden, üzeri farklı iğne modelinden böyle alarak yaptığım bir model oldu. Evet şimdi bakın şu şekilde de göstereyim. Şöyle sallantılı bir model de sayılır arkadaşlar. Şöyle hani sallantılı olması için bu şekilde şöyle göstereyim. Eğer sallantısız böyle yukarıda sallantısız olsun diyorsanız direkt mesela şu aradaki kısma bu beyaz olan kısmı yaparak şöyle şuralardan da kirpiklerini tutturarak sallantısını engelleyebilirsiniz. Ama bugün yapacağımız modelimiz bu şekilde inşallah o tarif ettiğim şekilde de sizlere modelimizi hazırlarız. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, arası yollar olarak bu şekilde arasına 7 tane kirpikli trabzan, üçgen trabzan yaparak modelimize başlayalım. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Üzerine 5 zincirden tomurcuk sık iğne ile buraya sabitledim Evet bir iki tane zincir hemen yanındaki boş olan tığ ya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum şimdi bakın yine iki tane zincirimi çekiyorum Burası yuvamız olacak yuvamız için yapraklarımız için yuva olacak arkadaşlar Bunlar kirpiksiz kirpiksiz sadece üçgen şöyle yuvalar yapıyoruz Bakın bu birinci yuvamız bu şekilde yine iki zincir çekiyorum bir defa doluyorum ve iki iki alarak bu şekilde boş bir trabzan yaptım trabzanın üzerine altı tane zincir çekiyorum çevirdim şöyle altı tane zincirimi hemen bakın, buradaki yuvamın içine sık iğne ile altı zincirimi sabit bir zincir çekip düz yüzüne döndüm buraya sık iğne ile sabitledim ve 6 tane zincir çekiyorum bu şekilde şimdi ipimi uzattım zincirimin arasına girip şöyle buradan bir tane dibinde zincir çektim ilmek çıkardım buraya 8 tane ilmek toplayacağız arkadaşlar şöyle 3 şöyle 4 5 6 7 yemeklerin boyutu fazla büyük değil arkadaşlar iri yaprak olmayacak bu şekilde daha güzel durduğunu düşünüyorum Evet toplamda 8 tane bir tane de yuvadan alacağız 9 tane buraya bu şekilde yaprağımız olacak bakın 9 yaprağı şöyle bir şöyle bir başa kadar birer birer çıkacağız. Bakın şöyle telleri teker teker alacağız. Şöyle baş çalma işlemini de sayarsanız 2 de diyebilirsiniz arkadaşlar ama ilmek tek olacak. Şu alım tığının başına dolama işlemini de sayarsanız ona iki diyebilirsiniz ama ilmekleri şöyle tek tek e zincirimizin üzerinden alıyoruz Bak Bu şekilde şöyle net gözüküyordur inşallah. Biraz gün hava gün olmayınca arkadaşlar ışık hızı açtım ama yine de yeterli olmayabilir. Evet başa kadar bu şekilde tüm ilmekleri zincirimizin üzerine dizdik. Şöyle üç tane zincir çekiyorum. Sadece baş olduğu için ilk olduğu için 3 zincir. Diğerlerini 2 çekeceğim. Bu ilk kirpiğimi buraya kapattım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Telimin arasına girdim. Şöyle net gözükmesi için ekranı da büyüttüm. İnşallah güzel bir video çekeriz. Hep beraber inşallah arkadaşlar. Evet. Kapattım kirpiğimi buraya. Yine 2 tane zincirimi çektim ve kapattım. Bir, iki zincirimi çekiyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. İki zincirimi çektim. Hemen telin arasına girip sık iğne ile sabitledim. İki zincirimi çektim. Bakın tüm tellerin arasına bu şekilde kirpikler yaparak Şöyle güzel bir yaprak oluşturuyoruz. Farklı bir yaprak. İğne oyasında vardı arkadaşlar. Sonra tığa tasarlandı bu şekilde. Evet. Bakın tüm 3, 6, 8 tane de ilmeğimiz oldu. Şimdi burada yuva var ya direkt yuvaya hiç zincir çekmeden sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle bir, şöyle 2 ve şu da üçüncü sık iğne. Bakın. Evet şimdi buraya bu yaprağın aynısından yapalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Döndüm şöyle. Bakın ters tarafından bunu da ters tarafından yapacağız. Şöyle ilmeğimi belli belirsiz uzatıyorum. Zincirimin altından girip aynı ilkinde olduğu gibi böyle ilmek topluyoruz fıstıkta olduğu gibi. 2 Şöyle 3 Şöyle 4 5 6 7 ve 8 Yine 8 tane ilmeği topladık. Bakın 6 zincirin üzerine bu şekilde 8 ilmeğimi topladım. 9'uncuyu da sık iğneden alacağım. Öbüründe yuvadan almıştık. Burada da sık iğneden alıyorum. Şöyle Şimdi bunları yine teker teker başa kadar alacağız. Şöyle tığın başını dolamayı da sayarsanız arkadaşlar iki sayılıyor. Ama ilmek olarak tek tek. Şöyle. Bakın daha net gözükmez için şöyle bir sıyırayım size. Şöyle. Tek. Tek. tüm ilmekleri başa kadar şöyle tek tek alarak geldik bakın şimdi baştan buraya 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim hemen ilk ilmeğimi aralayıp kapattım sık iğne ile 2 zincirimi çekiyorum telimin arasına girdim kapattım 2 zincir şöyle telimin arasına girip Sabitliyorum. şöyle Tutayım arkadaşlar. Net gözüksün. İki zincirimi çekiyorum. Telimin arasına girdim. Sabitliyorum. İki zincir. Bir iki zincir. Bir iki zincir. Sonuncu telimi de aralayıp iki zincirini kapattım Direkt hemen bunu bu yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip evet. Yaprak işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi buraya 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle düz yüzüne döndüm. Bakın. Burada hemen yuvamızın içine şöyle yaprağın arkasından dolanıp sık iğne ile bu dört zincirimi buraya kapatıyor kapattım bakın geçiş yaptım yani düz yüzüne döndük yaprak şöyle karşılıklı olması için birbirine simetri olması için ters tarafından yaptık ikinci yaprağımızı ve hemen düz yüzüne dönüp dört zincirle buraya sık iğne ile sabitledik şimdi arkadaşlar bakın yarım bırakmıştık buradaki üçgen trabzanımızı iki zincirle aşağı inip onu tamamlayalım şöyle bir şöyle iki bakın. Hemen yanındaki boş olana buraya sık iğne ile sabitliyorum şöyle bakalım Bakın. yarım olanı tamamladık yine demin yaptığımız bu üçgen trabzanlardan 7 tane yapacağız 1 2 3 4 ve 5 zincir kapattım 5 zincirimi bu şekilde trabzanımın arasına 2 zincirimi çekerek hemen yandaki boş olan tığ battıya bu şekilde sabitliyorum şöyle bir tane daha yapıp bitirelim şöyle 2 ve 2 trabzanımız hazır zincirimizi kapatıyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum şöyle iki zincirimle yandaki tığ battıya girip sabitliyorum Evet ara suyunu dediğim gibi burada 7 tane yapılacak arkadaşlar bu şekilde Şimdi buraya e, çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Şu ilk ilmeklerden tutturarak bu şekilde beyaz kısmını yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ters tarafına çeviriyorum. Bakın buradaki ilk kirpikten bu iki zincirli ilk kirpikten tutturup sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Karşıdaki bu ilk kirpiğin içinden girip buraya bir yuva hazırlıyorum. Bir zincir çekip şöyle döndüm. Bakın sık iğne ile içine yuvanın sabitledim. Evet. Şimdi bir iki üç tane zincir çektim. Şöyle hafif orta bu, e, büyüklükte üç tane zincirimi çekiyorum ve yanındaki zincirin arasına bakın girdim dibinde bir zincir çektim şöyle tekrar yanındaki ikinci zincire giriyorum 3 oldu ve bu sık iğne ile dönüş yaptığımız yer var ya arkadaşlar oraya da girip orada da bir zincir çekiyorum dibinde 4 oldu bir tane de yuvada giriyorum 5 bu şekilde 5 tane ilmeğimiz var. Şimdi yine bu ilmekleri birer birer başa kadar çekeceğiz tıpkı yapraklarda olduğu gibi. Şöyle zaten yapraklarda eliniz alışıyor. Kolaylıkla bu çiçeği bu şekilde yapıyoruz. Şöyle bir zincirle oturtturuyorum dibine. Şimdi yine aynı şekilde tüm tellerin arasına girerek dibine zincir çekerek ilmek çıkarıyorum. Telimin arasına girdim. Şöyle dibinde bir zincir telin arasına giriyorum dibinde bir zincir 4 sonucu telimin arasına da giriyorum dibinde bir zincir 5 bakın buraya bu şekilde üç tane sıra yapacağız sadece ilk sırada e, bu üç zincirli yuvaya girdim diğerlerinde girmiyoruz arkadaşlar bu şekilde bir 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 ve bir, bir. şimdi ipimizi tutalım yine oturması için dibinde bir tane zincir çekelim Evet bir sıra daha yapacağız toplamda iki sıra yapmış olacağız buraya telin arasına girip şöyle dibinde bir zincir çektim ilmeğim oldu 2 telin arasına giriyorum dibinde bir zincir çekiyorum 3 telin arasına gir dibinde bir zincir 4 telin arasına giriyorum şöyle dibinde bir zincir çekiyorum 5 Evet şimdi yine aynı şekilde bunları birer birer toplayalım. 1 1 1 bir ve bir. Evet bu şekilde bir kayamız oluyor. Şöyle başına arkadaşlar iki tane çekiyorum. Dönüş olduğu için sık iğne ile buraya sabitledim. Diğerlerine bir zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincir telin arasına girip sabitliyorum. Şöyle bakın ışık vuruyor. Telin tam ortalayalım, temiz temiz işimiz olsun. Evet son sık iğne bir de bu şekilde yapıp köşeye geldim. Bakın köşeye iki tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi çekip dönüş o gerdirmesin diye o şekilde iki tane yapıyorum köşeye yine dibinde bir zincir bakın zincirle aşağı iniyorum ki böyle gerdirmeden güzel güzel inelim Evet sıradaki telime geçişimi yaptım sabitledim yine sonuncuya yuvada yapıyorum başlarken ve biterken yuvaya sık iğne ile giriyorum şöyle bir zincirimi de çekip artık işlemimiz bittiğine göre koparalım ipimizi Evet bakın arkadaşlar şöyle hazır karemiz. Şu ipleri yakayım hemen üst sıraya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle modelimizi ters tarafına çevirdik. Tersinden yuva hazırlayacağız. Şu hani iki sık iğneli e, köşeyi vardı ya arkadaşlar aşağı inerken şöyle geçtiğimiz yerden ikisinin arasından sık iğneden ipimi buraya sabitliyorum ve buraya 8 tane zincir çekiyorum. Evet, 8 zincirimi çektim. Şu iki zincirle dönüş yaptığımız noktanın tam ortasına giriyorum. Buraya sabitliyorum 8 zincirimi. Yine 8 zincir. Şu köşeye hani e, zincirle dönüş yapıp yuvalar hazırlamıştık o köşeyi sabitliyorum hemen 3 tane zincir çekiyorum döndüm 3 zincirimi bu yaptığım yuvanın içine sabitledim Evet bir tane buraya kirpik oluşturdum yine 3 zincir yine kirpik oluşturdum şöyle bismillah çıkmasa şaşarım zaten bu da beni şaşırmamam için herhalde çıkıyor. 3 oldu. 1, 2. Bismillah. 1, 2, 3 zincir. Ve buraya 4. kirpi. 4. Bir tane daha yapalım. 5. kirpiğimizi kapatalım. Evet. Şöyle 8 zincirli yuvanın Şöyle köşesine 5 tane 3 kirpik yaptık. Diğer köşesine de aynı şekilde bakın yuvanın içine 3 zincirle girdim. Yine 3 zincir. Buraya sabitliyorum. 3 zincir. Evet. 3 oldu. 4 oldu. 3 zincir. 5 oldu. Evet arkadaşlar arkadaşlar bakın şimdi şuraya bir tane ben bir gireyim böyle meyilli bir yuvamız olsun şu ipi de arada kaynatayım Evet arkadaşlar şöyle ters tarafından yakacağız bu ipimizi şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zinciri çekiyorum yine ters yüzüne döndü Hemen bu ilk kirpiğimi atlayıp ikinci kirpiğimin içine bu üç zincirli kirpikler yapmıştık ya. Birini bırakıp bir tane yuva yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen bir tane bırakıp ikinciye yuva yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir bir tane bırakıyorum ikinciye kapatıyorum tekrar 8 zincir hemen bir tane bırakıp buradan ikincinin içine sık iğne ile sabitliyorum tekrar 8 zincir bir tane bırakıp ilk baştakine veya en sondakine bu şekilde kapattım 8 zincirimi ve dönüyorum düz tarafı buraya 5 tane bu şekilde yo hazırladık şimdi bunların içini sık iğne ile dolduracağız ve sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum bakın sahte sık iğne yapıyorum her zaman olduğu gibi çünkü daha zarif duruyor bu iğneden ta dönüşümler şart değil arkadaşlar şöyle deneyin hangisinde sıkı, sahte sık iğne mi normal sık iğne mi, hangisini kolayınıza geliyorsa onu yapın 3 4 5 6 şöyle bakın bu 8 tane olacak sık iğne sayımız 8 zincire 8 tane sık iğne oluyor Evet bu da 8 sıradaki yuvamın içine girip buraya da sık iğne yapalım 3 4 5 6 şöyle ip gitti arkadaşlar 6 7 parmağınızdaki ip gayet sıkı sarılırsa sahte sıkı iğne güzel gelir eğer bolsa ip, ip iğneyi alıp gidiyor arkadaşlar tığıyı alıp gidiyor Evet tekrar 3. yuvaydı. Aynı şekilde dolduruyoruz. 3 4 5 6 Şöyle kırmağımızda yerde açabiliriz. 8'e 8 sekiz gayet rahat arkadaşlar. Hani fazla olmadığı için tam sık iğne sayısına göre zincir çekmiş oluyoruz. Sıradaki yuvaya da şöyle geçelim. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet. Sonucu yuva da yapıp ipimizi koparalım. Hep beraber geldik buraya kadar. Onu da bırakmayalım inşallah. Hadi bakalım arkadaşlar. 3 4, 5 6 7 ve 8 Şimdi arkadaşlar bakın buradaki yaptığımız sık iğne var ya ve ipimizi ilk önce sabitlediğimiz bu beyaz yuvanın da içine girip oraya da bir tane sahte sık iğne yapıyorum ki Şöyle aşağı meyilli güzel bir görüntüsü olsun. Her zaman söylerim. Ufak detaylar hayat kurtarır. Şöyle güzel gözükmesini sağlar. Evet ipimizi koparalım. Yakalım. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar bakın modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle bir tülbent üzerinde göstermek istedim sizlere. Ve çok hoş ve çok zarif oldu gerçekten arkadaşlar. Yani 3 tane iğne oyasından farklı esintiler seçerek hazırladım sizler için. Bunu sanırsam oya sepetinden, bunu farklı bir yerden böyle bu şekilde karma yaparak güzel bir model çıkardığımı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah sizde beğenirsiniz. Ben artık bu oyaya 2020'nin son bombası ismini vermeyi düşünüyorum. Çok güzel oldu, çok da zarif oldu. Şöyle yakından da bir göstereyim şöyle bakın ikisi de renklerde birbirini açtı beyaz yerine tabi sarı renk de yapılabilir ortaya tohum gibi tabi zevkler siz geliştirebilirsiniz zevkinize göre arkadaşlar çok hoş oldu gerçekten 2020'nin son bombası diyebilirim yani hoşuna gidince güzel olunca insan nasıl isim koyacağını nasıl resim çekeceğini nasıl güzelliği yansıtacağını şaşırıyor değil mi Evet. modelim bu arkadaşlar. Siz de emeklerim için bana beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Videolarımın gelmesini istiyorsanız destek verip beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın. Kameranın azizliğine uğradık yine. Evet, hoşça kalın.